Herkese merhaba arkadaşlar. 7'den 8'e kampımız başladı. Devam ediyor. İnanılmaz bir şekilde Tonguç evladım benim. Hocam Senle fen merhaba. zor diyorlar. Bugün dünya, güneş, ayın özelliklerini 5. sınıfta öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. Biliyorsun bir kere şunu unutmamız gerekiyor. Hocam çok Ve zormuş. Hani birazcık daha insanları birazcık daha yordu açıkçası söylemek gerekirse. Özellikle matematik branşı çok yordu. Biz bugün seninle fen yapacağız. Neden fen çok önemli? Matematik kadar önemli. Çünkü sayısal branştan 4 kat sayılı bir dersimiz hem de hem LGS'de feni yapan matematiği de yapabiliyor. Oo. İnan bak şunu sana söylemek istiyorum. Matematik zaten belli soruları hiç yapılamıyor bile. Bazen gerçekten insanı çok yoruyor ama fen de ilk başta moral bulup matematikte çok güzel netlere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka mutlaka fen de bir numara olmamız gerekiyor. Hedefimizin 20'de 20 Olabilecek olması. Olabilecek miyiz hocam peki? Nasıl yapacağız? 20'de 20 istiyoruz zaten fen de. Peki biz bu çalışmamızı nasıl yapacağız? <laughs> Bu yolculukta yani mevsimler ve iklime giderken bunların hepsini tekrar etmiş olmamız çok 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 değerli. Biz... 7'den 8'e hazırlık kampı programımıza göre biliyorsun. duvarı astım hocam. Teker kamp teker, her gün düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Ödevlerin çok önemli. Aşırı önemli. Ödevlerini asla aksatma. Çünkü günlük 20-25 dakika, yarım saat 45 dakika, bir saat ne kadar çalışırsan ama ufacık bir gerçekten seans yapmak zorundasın. Öyle bir e, lokum gibi böyle atmak zorundasın ki yazı çok iyi değerlendirelim. 8'e geçerken zaten 7. Hocam sınıfta. Hocam hiç dinlenmeyecek miyim? Hep çalışacak mıyım? Dinleneceğiz mi? tabii ki. Zaten diyorum ki sana buradaki çalışmamız sırasında zaten günde bir saati geçmene gerek yok zaten. Çok basit. Bunu nasıl yapıyoruz biliyorsun? Nasıl 7'den 8'e hazırlık setimizle yapıyoruz evladım benim. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde biliyorsun üç adet önemli enstrüman var. Bunlardan birincisi 7'den 8'e hazırlık kitabı. Bunu çok kullanacağız. Şimdi o zaman bugün seninle beraber 7'den 8'e hazırlık kitabından zaten hangi konuyu çalışacağız hemen görelim seninle beraber. Türkçe matematik fen zaten bu kitap biliyorsun. Türkçe yaptık hocam şimdi fendeyiz. Aynen öyle. Türkçe matematik fen neden? Çünkü dört kat sayılı dersler bunlar. Şimdi fen kısmı sayfa 154'ten başlıyor. Peki burada ne yapıyoruz evladım benim? Test birden başlıyoruz. Bak dikkat et. Mevsimler ve Ekleme. Beşinci sınıf tekrarını yapıyoruz. Çünkü Mevsimler ve 8. sınıfta göreceğimiz konunun... Sadece geçen senelerde gördüğümüz kısmı, bağlantılı kritik kazanımların bağlı olduğu sınıf aslında beşinci sınıf. Dolayısıyla senle beşinci sınıfı tekrar edeceğiz. Beşinci sınıfın bu testlerini çözeceğiz evladım benim. Ama bunu yapmadan önce tabii ki şu anda bu dersimizde senle beraber çok özel şeyleri öğreneceğiz. Daha doğrusu hatırlayacağız. Zaten sen bunları öğrenmiştin. Dünya güneş. Dünya azı. yuvarlaktır. Dünya, harika bir bilgi teşekkür ederim gerçekten. Bu ne kadar aydın, ne kadar gelişmiş bir gerçekten harika. Çalışıyorum hocam boş değilim ben de. Dünya bu arada yuvarlak değil geoid şeklindedir. Özel bir Aa. yuvarlak şekli. Ondan söylemek istiyorum. Kutuplardan kesin bakalım. bilgiyi yayalım. Aynen. Geldik şimdi hemen seninle beraber güneşe bakalım. Güneş bir kere normalde hani güneş durur. Dünya dönüyor. Dünya dönüyor ne oluşuyor? Hemen söylemesin bana. Dünya dönüyor başımız dönüyor. Dünya dönüyor. Gece gündüz oluşuyor. Bunu biliyoruz. Ay da dönüyordu ve güneş de dönüyor. Aslında güneşin bir dönme hareketi olduğunu ve güneşin dönme yönünün, ayın dönme yönünün, dünyanın dönme yönünün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Saatin tersi yönde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aşırı önemli saatin tersi yönde. Normalde saat bu şekilde döner ya evladım. Evet, hocam. Saat yönü bu tarafa doğru değil mi? Bunlar ise dünya, güneş, ay kendi etraflarında hem dolanma hareketlerini hem kendi etraflarında dönme hareketlerini saatin tersi yönünde yaparlar. Aşırı önemli. Burası gerçekten değerli bir bilgi. Peki ardından ardından güneşin yapısını senle beraber iki dakikada inceleyelim mi? Çok sıcak. Güneş harika. Siz güneşe ziyaret ettiniz mi? Güneş ettiniz mi hocam? Güneş, Çok sıcak diyorlar. Güneşi gerçekten incelediğimiz zaman güneşe yaklaşamıyorsun bile. İnanılmaz derecede büyük bir aslında ışık ve ısı kaynağı. Neden biliyor musun? Çünkü içinde efsane bir şekilde e, olaylar oluyor. Radyoaktif olaylar oluyor. Hidrojenler birleşiyor. Patlamalar. Büyük enerjiler ortaya çıkıyor. ...işte bunların her birisi aslında güneşin bu kadar sıcak olmasını ve etrafını aydınlatmasını. Kim aydınlatıyor? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunların hepsini aydınlatıyor. Çünkü güneş sistemi zaten güneş o kadar büyük bir yıldız ki güneş bu arada ne devran benim güneş ısı ve ışık kaynağı olan bizim bize en yakın Yıldız diyebilir miyiz evladım? Yıldız. Harika. O bir biz star. Gerçekten star kendisi. Ve küreye benziyor zaten görüyorsun evladım benim. Ve yaşam kaynağı. Neden yaşam kaynağı? Onun ışığı sayesinde biz ne yapabiliyoruz? önümüzü görüyoruz. E harika süpersin. Yılda onun ışığı sayesinde bitkiler büyüyebiliyor, fotosentez yapıyorlar. On hatta 7. 8. sınıfta e, canlılar ve enerji ilişkileri konusunda fotosentezi de öğreneceğiz. Güneşten gelen ışık sayesinde işte bu ışık küreden gelen ışık sayesinde Güneş'in en dışarıda taç küresi, sonra altında renk küresi bu rengini veren, bir de en içeride de ışık küresi ışığını veren bize küreli küreli yapı yani daha doğrusu katmanlı yapısı var güneşin katmanları üç katmanlı oluşuyor ve şunu da unutmayalım evladım. Dünya'dan 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çok Aman zor, çok gel. zor. Arabayla gidilmez. Arabayla gidilmez. Evet, işte sana şoför, uçakla gidebilirsin. Uçakla belki. gidebilirsin. Kesinlikle uçakla da gidemezsin. Uzay mekineye bile gidemezsin. Şu anda zaten yaklaştığı zaman yakıyor seni. Wow. Şunu unutmayalım. Bu arada ne yapıyor bize? Bu yeşil olmasının sebebi, dünyamızın yemyeşil olmasının sebebi aslında güneşten gelen ışık. Çok teşekkür ederiz ki ışığa. Thank Hatta you. Dünyamız böyle dönüyordu. Saat yönünün tersine demek evladım benim. Saat yönü böyleydi. Saat yönünün tersine dönüyor mu evladım? Evet hocam. Bu da dönüyor. Peki bu dönerken evladım benim güneşin gördüğü kısım dünyanın gündüz oluyor arka kısım Aa! harika gece oluyor ondan sonra böyle dönüyoruz 24 saatte döndüğümüz zaman diğer taraf ne oluyor? Aa, gündüz. biz gündüzken Amerika o yüzden mi gece oluyor canım? Aynen öyle. Yani ben buradayım mesela. Türkiye buradayım. Amerika burada. O zaman ben güneşin gördüğü taraftayım. O zaman gündüzü yaşıyorum. Burası da geceyi yaşıyor. San Francisco. Harika ötesin. İşte burada gündüz gece oluşumu dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşuyor. Peki zaten 8 sınıfta göreceğiz ama iki saniyede sana anlatayım. Dünya güneşin etrafında dönüyor ya evladım. Evet hocam. Yine saatin tersine unutma. Böyle döndüğü zaman ne oluşuyor biliyor musun? Midesi bulanıyor. Hayır mevsimler oluşuyor işte. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar dediğimiz mevsimler de dünyanın eti kaç günde dönüyor biliyor musun? Dünyanın etrafında. Ee, en az bir ay sürüyordur. Ya bir ay ne bir ay evladım benim bir ay bak ayla bağlantılı. Zaten oradan Aa. Bir ay 30 gün ayla bağlantılı. Aa. Ama bu bir yıl. yıl. 365 gün. 365 Günü. günde bir tur atıyor. Dolayısıyla 365 günde kaç mevsim oluşuyor? 4 mevsim. Süper. Kimdir onlar? İlkbahar yaz, sonbahar kış. Mükemmel dizin. İlkbahar yaz, sonbahar kış. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Harika bir şekilde bu şekilde ezberleyeceğiz. Ezberlemeyeceğiz zaten bunları göreceğiz. Merak etme. Bir ama şimdi bir de öğrendim hocam. Sana böyle 150 milyon kilometrelik uzaklık bu şekilde böyle böyle bir eliptik yörüngeyle etrafında dönüyor. Bunların daha detaylarına bakacağız. İşte kırıl ya dünyanın eksen eğikliği falan filan bunların hepsine bakacağız. Ama unutmayalım. Mevsimler bir yılın içerisinde oluşur. Gece gündüz bir günün bir günün içerisinde oluşur. Gündüz yirmi, gece gündüz 24 saattir zaten biliyoruz evladım benim. Peki harika bir şekilde devam ediyoruz. Aya bakalım. Aya benzer yüreğim diye çok güzel bir şarkı ay var. Aya benzer. Harikasın. Yüreğim. Harikasın. Hocam bu Güneşimiz... sandal söylüyordu. Evet. Oğlum dinliyordu. Güneşimiz canım? burada, dünyamız burada, dünyamız burada ve ne var tabii ki? Ay var değil mi? Şimdi ay Tamam dünya güneşin etrafında dönüyor mu evladım? Dönüyor hocam. Harikasın, süpersin, mükemmelsin. Ve kaç günde dönüyordu dünya güneşin etrafında? 365 gün. Süperdik bizim bir yıl. Peki ay da dünyanın etrafına dönüyor. Herkes dönüyor ya. Yani. İşte bak. A, do, da, da, bak şunu unutmayalım. Ay da dünya etrafında dolanma hareketi yapıyor daha doğrusu. Şimdi dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapıyor. Kendi eksen etrafına dönüyor böyle hani e, dön bakalım bana derler dünya dönüyor böyle. Tam bir Rünapark Ama yapar. Dünya da güneşin etrafında bir sene dolanıyor. Ay ise ay ise dünyaya tabi yani dünyaya uyuyor. Ay dü dünya ayın abisi Güneş de dünyanın abisi evladım benim. Dolayısıyla ne oluyor aslında? Ay da dünyanın etrafında saat yönünün tersi dönüyor. Peki şunu söyler misin bana? Ayın şekli ne renktir? Ay, ay, pardon, ayın şekli ne diyorum. Ayın şekli nedir evladım benim? Ayın şekli yuvarlak. Yuvarlak. Aynı bütün gök cisimleri genellikle yuvarlak. Çünkü uzaydaki en kompakt e, e, şey şekil yuvarlaktır aslında. Peki burada... Ayın görevi ne? Ne yapıyor ki ay? Ay dünyanın uydusu bir kere. Doğal uydu. Yani doğal e, biz yapmamışız. Bizim yapma, yaptığımız yapa uydular vardı hatırlar mısınız? Türksat. Gü gönderiyordu. Türk, Türk, tür, Türkiye'miz de mükemmel uydular gönderdi. Haberleşme aynı zamanda. Uzay kirliliği konusu vardı hocam. Uzay hatırladım. kirliliği konusu var. Ama biz şu anda doğal uydu aya bakarsak eğer ayın şekli yuvarlak ve ayın atmosferi yok. Dünyanın atmosferi var mı? Ee, var. Dünya'nın atmosferi var ve o sayede güneşten gelen ışınların bir kısmı tutuluyor hatta çoğu tutuluyor. Yani şunu da söylemek gerekirse bak burada da çok güzel bir çizim var. Güneş ışınların dü dünyaya gelen kısmının çok büyük bir kısmı aslında atmosferden hop sen git bakalım fazla bana bulaşma diye yansıtılıyor. Aa. Ve bir kısmı içeriye giriyor. Onlar da bize hayat veriyor. Ne güzel değil mi? Hocam Ay portakal. Orada kal. Tebrik Aa. ediyorum. Portakalı da buraya. Bu da şey olsun hocam. Portakalı sonra ne göstereceğim. Olsaydı, neyse. Şimdi burada şunu unutmayalım. Ay dünyanın etrafında dolanıyor mu evladım? Dolanıyor. Peki ne kadar zamanda sence? ay Ayda. Bir ayda harika mükemmel. Bak bu bunun etrafında bir yılda. Ay ayda. E, ayda bunun etrafında bir ayda. Bak en büyük abi kim? Güneş. En küçük e, kardeş kim? Ay. Harika. Güneş, dünya ve ay e, birbirlerini kovalarlar. Unutmayalım Aa. evladım. Ve şunu unutmayalım. Peki ayın görevi de ne işe yarıyor ki bu? Ya? İşsiz. Neci? Hayır işsiz değil. Bize ışık veriyor. Ne zaman veriyor peki biliyor musun? Pazartesi günü. Hayır ge geceliğin veriyor evladım benim. Geceliğin bize ışık veriyor. Geceliğin hiç gökyüzüne baktın mı aydınlık olmaz. Evet hocam çok karizmatik duruyor. Yani. Harika. Ay farklı evreleri var burada. Dolunay evresi var. Yeni ay evresi var. Aynı zamanda ilk dördün son dördün vardı. Şimdi dolunay evresinde böyle şabalak gibi gözüküyor değil mi? Böyle ay to ay Aynen, to. Çok ay parçası duruyor. gibi yüz yuvarlak gözüküyor. Yeni ayda hiçbir şey gözükmez. Ve bir ay içerisinde bu dört evrede gözlemlenebilir. Ama şunu unutmayalım. Ay peki bize nasıl ışık sağlıyor? Ay ayna. Ay ayna. Ay bir aynadır arkadaşlar. Ayna. Çok iyi bileceğiz. Ay aynı bir aynadır. Neden? Çünkü güneşten ayın kendi ışığı yoktur. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Dolayısıyla güneşten geliyor. Buraya çarpıyor. Bak zaten parlak çizdik bunu da. Sonra buradaki geceliğin olan. Bak dikkat et. Dünya burada evralım benim. Dünya burada. Dünyanın bu tarafı gündüz değil miydi? Evet. Bu tarafı da geceydi değil mi? Çünkü güneşe bakmıyor bu tarafı. Peki bu tarafı nasıl aydınlıyor gece vakti? İşte güneşten geliyor, çarpıyor aya, aydan buraya yansıyor. Çünkü ay aynadır aslında. Aynadan ışık yansır ya. İşte burası da geceliğin aydınlanıyor. Sağ olsun ay teşekkür ederiz aya. Thank you. Harikasın. İşte ayın da görevi, esas görevi budur. Fazla uzatmayacağım. Devam ediyorum. Bir ay ayın dönme hareketine bakalım. Ayın dolanma hareketine bakalım. Ayın dönme yönüne bakalım. Hepsi şunu unutmayalım. Hepsi saat yönünün tersine. Yani dünya buradayız evladım benim. Ay saat yönünün tersine dolanıyor mu? Evet hocam. Dünyanın etrafında. Evet, ay hocam. dünyanın kardeşi unutmayalım. Ay dünyaya abi diyor. Dolayısıyla dünyanın etrafı dolandı. Peki peki dünya dönmüyor mu böyle dolanırken? Dünya dönüyor. dönüyor. Mu? Ay da dönüyor biliyor musun? Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Dünya dönerken ay da dönüyor ve şunu da çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ayın Dünya etrafında dolanma hareketi bir ay içerisinde. Peki güne, dünyanın da aynı şekilde e, dolanma hareketi, e, dönme hareketi var demiştik sana. Kendi mi Harikasın. Ayın dönme hareketi, dünyanın kendi etrafında dönmesi bir günde. Ayın kendi eksen etrafında dönmesi bir ayda. Ayın dünya etrafında dolanması ne kadar zamanda biliyor musun? Bayağı uzundur. Abi. Yine bir ayda. Aa. O yüzden biz ya hep ayın aynı yüzünü görüyoruz. Hep aynı ha. krateri görüyoruz. Yani hep aynı ay çukurlarını görüyoruz. Krater i̇şte, çok güzel bir krater, şey. Krater, ayın üzerindeki çukurlar. Bunlara krater. İşte hep bunları aynısı görüyoruz. Çünkü kendi ekseni etrafında dönmesiyle ayın etrafı ekseni etrafı ay etrafında dönmesi aynı zamanda gerçekleşiyor. Bakar mısın bak? Burası mesela bakıyor. Hep böyle bakıyor. Dünyaya bakan kısmı hep burası. Dünyaya bakan kısmı hep burası. Bu şekilde dönerek o işi tamamlıyor. Dön, dolanma hareketini tamamlıyor diyebiliriz. Şimdi şunu unutmayalım. Güneş daha büyüktür dünyadan, o da e, büyüktür aydan. Yani güneş bu ev evladım benim. Dünya bu kadardır, ay da bu kadardır. Ve bunları şöyle bir şey diyorum. Karpuz, karpuz getiremedik kusura bakma. E, karpuz hangisidir sence? Güneş midir, dünya mıdır, ay mıdır? E, güneştir. Harika ötesin. Karpuz güneş gibi düşünmesin. Peki Portakal. Portakal. Orada kal. Tebrik ediyorum seni. Portakal peki sence hangilerin hangisine benzer? Ortadaki olan dünyadır. Harika. Ortadaki dünya gibidir. Nohut tanesi dersek de bu üçünün içerisinden tabii ki ay parçası diyebiliriz. Ay'a benzer diyoruz. O zaman sıralaması çok basit. Bunu da hatırlaman gerekiyor. Çok önemli bir bilgi dedik. Şimdi güneş, dünya ve ayın birbirlerine göre hareketleri. Ne demiştik? Dünya, güneş ortada. Dünya bunun etrafına dolanıyor. Ve Ay da Dünya'nın etrafında dolanıyor. Bu böyle dolanıyor. Dünya e, Güneş'in etrafında dolanıyor. Ay da bunun etrafında hiç durmadan bunu takip ediyor. Sanki şey varmış gibi sürekli peşimizde. Ya bırak peşimi. Kuyruğumuza yeter artık yani yeter artık değil. Onun sayesinde çok teşekkür ederiz. Aa, tamam. Bayağı güzel geceliğin aydınlanıyoruz. Ve hepsi kendi eksen etrafında dönüyor. Böyle 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 dönmeye başladılar. Böyle hepsi dönüyor kendi içine. Hem dolanıyorlar hem dönüyorlar. Dolayısıyla bir sürü dolanma dönme hareketi var. Güneş kendi etrafında döner. Güneş etrafında dönmez. Güneş Güneş etrafında dönmez. Peki dünya kendi etrafında döner. Ay da kendi etrafında döner. Dönme hareketleri bunlar. Peki dünya Güneş etrafında döner. döner. Peki ay dünya etrafında var ama şunu unutma. Dünya güneşin etrafında döndüğü için ay Aa, güneşin etrafında men Dolayısıyla ay her şeye uyuyor. Unutmayalım. Güneşte sadece kendini döndürür. Ne adı üzerinde hocam uydu. Artist harika Dolması Uydu. Lazım. Ay uydu. Neye uydu? Dünyaya uydu. Süper değiliz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla bakalım.